19'unda aralığın demişsin ki ben uyuyunca benim telefonumu almış gibi hissediyorum. Benim yanımdaydı telefon. Sonra telefonu onların odasında buldum diyorsun. Sonrasında telefonun işte kaldığı odada şarja takılı halde bulduğunu söylüyorsun. Minenlerin odasında. Şimdi de bize telefon bendeydi, şarj oradaydı. Hüseyin'e de diyorsun ki telefonu ve şarjı yattıkları yatağın altında buldum diyorsun. Hangisi? Ya Didem Hanım, şimdi telefonla konuş dedim ya. Hı. O zaman mesela telefonda kimle konuşursa o çıkar meydana. Öyle bir şey yok işte. Nasıl yok ya? Yani senin Ben tamam telefonundan. Hüseyin'e demişim ya hani duydum ya. Ha, evet. Duydum evet hayır falan filan diye. Evet. Tamam hani konuşmuşsa ondan çıkar ya. Ben daha ne diyeyim? Canım benim. Sen böyle bir şey duydun mu duymadın mı? Mine'nin biriyle konuştuğunu duydun mu Ya duymadın mı? çocuk da var bak yani şimdi. Hani oğlumla da konuşuyor olabilir. Hani Ama niye oğluma Hüseyin öyle bir şey söylüyorsun? Biriyle tamam tamam evet ya, evet diye konuştuğunu. ya ben sana o zaman gittiğinde hani mesela çok sinir şeydim. Çok sinirli, sinirli stresliydim. Ama sen bunu Eşim hemen gider gitmez yapmıyorsun ki daha sonra Hüseyin'le konuşuyorsun. bulamayacağını ben zaten elim ayağım karıştı o zaman. Ya sen bize bak daha öncesinde telefon benim yanımdaydı. Ondan sonra daha sonra da telefonları onların odasında buldum diyorsun. Hüseyin'e de neden kendi telefonunu hem telefonun hem şarj aletini yatağın altında bulduğunu söylüyorsun? Şimdi de diyorsun ki telefon benim odamdaydı, şarj oradaydı. Ya hangisi ya? Ya benim telefonum kendi yanımdaydı bak şarjdaydı. Benim kendi yanımdaydı ya. Ben mesela 12, 12 11.30 12'ye kadar ha, telefonla oynadım bak. Ama siz sabah Şarjı senin kadarmışsınız. yanındaydı. Evet. Peki az önce neden şarj diğer odadaydı demedin mi? Dedi. Sabah bak Dedi çocuğu. değil mi Selma? Evet. Telefon değil bu kez ilk kez şarj aleti dedi. Daha önce telefon da demişti ilk Evet. yayınlarda. Şimdi? Şimdi şarj aleti oradaydı dedi. Ya ben acaba yanlış mı duyuyorum diye yani doğrulanma ihtiyacı duyuyorum. Vallahi benim yani resmen kısa devre yaptırıyorsun. Avukatımız acaba beni mi doğrulasın dedim yani. Mithat. Mithat bildiğiniz Mine biriyle gitmiş algısı yaratmaya çalışmış. Açık ve net. Bu kadar. Açık ve net Yani bu yani. çelişkilerden anlaşılan bu. Çünkü Sen biriyle gitmiş gibi yapmaya çalışmışsın Mine hakkında. telefon meselesinden devam edeceğim. Niye öyle bir algı yaratmaya çalıştın? Çünkü eşine sen zarar verdin. Ne algısı yer edeyim dedim hani ben. Abicim bir telefonu özür dilerim abicim dedi. Artık dilim de bozuluyor yani. Çizgimden çıkıyorum yani. Bir tane doğru vardır Mithat. Telefon şarj aletiyle senin yanındadır. Ya da Mine'nin odasındadır. Artı Mine'nin telefonuna da geleceğim. Hangisi doğru Mithat? Ya ben bak hepsini hani yaşadığım için hepsini aynı anlattım ya. Tamam birazdan bir daha anlat. Ama şu anda bir yandan da Büşra bana yazıyor. Suç ekimi bitti Didem Hanım diyor. Vidanjör daha fazla çekemiyor. Bilek seviyesinde kalmış. Bir anlatır mısın Büşra ne durumda şimdi orası? Mine'den bir parça aranıyor şu anda. Ayakkabı Şöyle. sol. Heh. Gerçekten yazık değil Tabii mi? burada çok yoğun miktarda bir su bulunmaktaydı. Ancak ekipler yaklaşık 1,5-2 saat süren çalışmanın sonunda vidanjörle birlikte çekebildikleri kadar suyu çektiler. Şu an bilek seviyesinde kaldı. Belediyeye bağlı ekipler şu an içerideler. Hem tepe lambası hem el lambası ile birlikte ellerinde de uzun bir sopa yardımıyla siz de görüyorsunuz adım adım ilerliyorlar. Bakın adım adım ilerliyorlar Didem Hanım. Gerçekten burada çok ince bir çalışma var. Büyük bir titizlikle herkes çok önemsiyor. Takıldıkları her şeyi açıp kontrol ediyorlar. Poşetlerin, çöp poşetlerinin içlerini açıyorlar. Tek tek bakıyorlar ve Mine'ye ait ufacık da olsa hepimiz burada el birliğiyle bir iz bulmaya çalışıyoruz. Kaç metrekarelik bir alandan bahsediyoruz burası için? Çok büyük diyorsun ya. Ne kadar aşağı yukarı Büşra? 100 metrekare denilebilir Didem Hanım. 100 metrekare civarında. Geniş bir alan epey. 100 metrekare. Evet. Bayağı geniş. Evet çok çok. Didem Hanım çok geniş bir alan evet. Görüntü zaman zaman gelip gidiyor ama ben de çok merak ediyorum. O yüzden hiç Büşra yayından çıkma istiyorum. Vallahi en az yani acayip merak ediyorum. Yani inanılmaz. Mine'nin başına ne geldi? Yani, peki telefonla ilgili senin telefonun neredeydi? Bana söyler misin? Çünkü o sırada vallahi bak etrafı da dağıttım. Gel yardım eder misin bana ya Ozan? Belim ağrıyor o yüzden yardıma ihtiyacım var. Sinirden elim ayağım tutmuyor. Yemin Didem ederim Hanım, ben ya. anlattım daha ne anladım Allah aşkına ya. Anlatmıyorsun ki sen bana yalan söylüyorsun Mithat. Ya her Sağ ol gelene yalan Ozan'cığım söylüyorsun teşekkürler Didem Hanım, canım ben daha ne diyeyim ya ya. Ya valla. tatlım benim telefon bir öyle diyorsun bir öyle diyorsun bir öyle diyorsun yani. Sağ ol Ozan ya. Bütün notlarım da birbirine girdi karıştı. Mine'nin telefonunu nerede buldun? Mine'nin bir tane telefonu var. O sırada tabii nüfus cüzdanı kaybolduğu için tesadüfe bak.
Mine'nin telefonunu ben alıverdim zaten. Ama nüfus, şunu da hatırlatayım. Nüfus cüzdanının fotoğrafı da senin cep telefonunda çıktı. Değil mi? Ve kaybolmadan bir gün önce iş yerinde çektirmiş. Evet, iş yerinde bir gün önce çektirmişsin sen o telefonu da. Fotoğrafını daha doğrusu, nüfus cüzdanını. Yani kaybolmadan bir gün önce Mine, nüfus cüzdanı sende. Yani... Sen de onun fotoğrafını iş yerine gidiyorsun, çekiyorsun. Şimdi gelelim. Çünkü Mine'nin bir telefonu olsun istemiyorsun. Telefonu olsa telefonunda KADES uygulaması var. Polisten yardım isteyecek. Tamam kardeşim? O sırada çünkü basacak, öldürülmekten de korkuyor. Ya bir telefon... şey söyleyeyim, sadece Mithat suçlu değil, hepiniz suçlusunuz, şu anlamda suçlusunuz. Yani dayak yemiş, şiddet görmüş oradan, yani Hüseyin de suçlu, ondan sonra Emin de öyle, siz de öyle. Yani suçlu derken yani hatanız çok olmuş. Göz göre göre bu cinayet gelmiş yani. Göz göre göre gelmiş yani. Saplantılı bir adam var, sünnet olmuş orada kalıyor, Hüseyin görüyor orada kaldığını. Tamam, kız hatalar yapmış ama öldürülmesini mi gerektiriyor? Boşan gitsin kardeşim. Senin de sevgililerin olmuş bir sürü yani. Mine'nin telefonu, sen Mine'nin telefon almasını da istememişsin. Telefonu alıverdim Didem Hanım ben. Alıverdin de nüfus cüzdanı arakladığın için. Hat çıkarmasını istememişsin. Hat çıkarmasını istememişsin kızın. Araklamışsın ben, telefonu. Ben ta, nüfus cüzdanı nerede, kimin de nereye attın? Ya, belki buradan çıkacak. Bu fotoğraf var ya, Mine'nin nüfus cüzdanının fotoğrafı senin cep telefonundan çıktı. Ya tamam, çıkmış olabilir, tamam. Ve sen bu fotoğrafı kaybolmadan bir gün iki gün önce çekiyorsun. 17 Ağustos'ta. 17 Ağustos'ta çekiyorsun. Bana WhatsApp'tan atıyor kendi telefonunu. Ben öyle telefonu öyle yok ki nasıl atıyor WhatsApp'tan? Bir 17 Ağustos ya. 17 Ağustos'ta Mine'nin telefonu var mıydı Buse? Pardon, yok. Ha? 18 Ağustos günü ha? Onu bilmiyorum. O özür dilerim, 18 Ağustos fotoğrafı ben göremiyorum şu an. 18 Ağustos. Evet. Kaybolduğu gün. Aynen, kaybolduğu gün bunu çekmişsin ya. Ya Didem Hanım, ben telefon 17 Ağustos, 18 Ağustos mu ne alıverdim bak onu ben. Ya o telefon... nüfus cüzdanının fotoğrafı sende duruyor. O fotoğrafla beraber gitseniz yine bir şekilde çıkartırsınız. Sen kadının şeyi ortaya çıksın isteyen, bir kendine bir hat alsın istemiyorsun. Neden istemeyeyim? Bence telefonu... planlayarak, tasarlayarak bir iş var burada. Telefonu da alıverim. Hattını niye çıkartmayı istemeyeyim? Ya Büşra, ne oldu? Su tamamen mi boşaldı şimdi? Herhalde boşalacak su kalmadı içeride. Boşaltılacak. Değil mi? Didem Hanım, evet yani. Şimdi şöyle, buradaki çalışma şu an itibariyle sona erdi. Ancak az önce de belirtmiştik, bu çalışma sadece su kuyularıyla ve suyla alakalı olan yerlerdeydi. Belediye ile birlikte yapılan bir çalışmaydı. Hı hı. Ancak arama çalışmaları bitmiş anlamına gelmiyor bu. Çok geniş bir alan var burada. Az önce de belirttiğimiz gibi arama köpekleriyle de bir arama çalışması yapılması bekleniyor. Yine kadavra köpeklerinin burada çok yakın bir zaman içerisinde çalışma yapması bekleniyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi şu anlık bugün buradaki arama çalışması sona erdi. Ve ne yazık ki Mine Kocadağ'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Teşekkürler Büşra, sağ ol. Yazık, günah değil mi ya? Ben yapmadım Didem Hanım. Ben yapsam hani yazık günah diyeceğim, tamam. Hani sürekli yani benim üstüme yazık günah ya. Desen zaten öldürmezsin. Sen o gün Mine'nin telefonunu nerede buldun? Yani bir türlü hata alıverdin telefonu mu? Hı-hı. Kapının dibinde buldum. Nasıl buldun kapının dibinde? Çantası, valizi vardı kırmızı. Hı-hı. İki tane de ayakkabı katmış. İki tane ayakkabı katmış. Bir de telefon vardı. Telefon neredeydi? Nasıl, ne şekilde duruyordu? Telefonu böyle yüz aşağıydı. Ayakkabı valizin üzerinde. Valizin üzerindeydi. Size ne dedi ya telefonla ilgili? Kaçarken düşürmüş, yerde buldum dedi. Ben ilk emniyete de öyle şey verdim. Emniyete de öyle ifade verdim. Daha bir şey etmedim Didem Hanım. Ben 3-4 sefer ifade verdim, hepsini aynı dedim. Sen şunu şöyle bir izlenim yaratmaya çalışmışsın etrafındaki herkese. Telefon işte alelacele sanki bir kapıdan çıkarken yere düşürmüş. Ondan sonra ve telefonda ters dönmüş. Cep telefonu yanında götürmüyor gibi bir izlenim yaratmışsın. Oysa cep telefonu, sen bize de şunu söyledin. Şu anda dediğini söyledin. Cep telefonu şeyin üzerindeydi, bavulun üzerindeydi demiştin bize. Az önce de yere düştü dedin. Yani iki cümleyi şu an aynı anda kullandın. Yere düştü, koltuğun üstündeydi dedin. Pardon, bavulun üstündeydi dedin. Bavulun üstündeydi tabii. Bavul mu, ayakkabının mı, ne üstündeydi? Onlara da niye kapının orada yere düşmüştü, ters dönmüştü dedi? Ya ben ilk ifademde öyle söyledim Didem Hanım.
İlk ifadelerimde hep aynı verdim. Neden kızım cep telefonu olsun istemedin? Nasıl olmasını istemedin? Ben kendim alıverdim Didem Hanım'ın. Nüfus cüzdanı nereye koydun sen? Kızın nüfus cüzdanı ben nerede? Ben nüfus cüzdanı bir sefer sakladım ona. Onu da o zaman bu sevgilim orada aldı. Ondan sonra nüfus cüzdanı görmedim. Hayır, bak yani. Bizim oradayken Mine'nin nüfus cüzdanı yoktu. Sizin oradayken aldım ben onu. O zaman niye saklamıştın peki? Nasıl? O zaman niye saklamıştın? O zaman hani hasta falan olsa hani benim evime gelsin hani ben şey diye yani düşünün. Kıza kendini muhtaç bırak. Onu bir güç olarak kullanmışsın elinde ha, daha benim önce. Benim evime gelsin. Ben o evde kalmasını istemiyordum zaten ya. Kalınacak bir ev değiliz çünkü. Bu kez de senin şeyden sonra, sünnetten sonra o evden gitmesini istemedi. Hüseyin'le görüşmesini istemedi. Telefonla hat almasını istemedi. Yo, telefonu alıverdim ben. Ne vardı o çuvalın içinde? Çuvalın içinde bak elbiselerim vardı Didem Hanım. Bak bunu hani bir aydır söylüyorum ya. Kimse inanmıyor sana. İnanmak istiyor ama inanmıyor yani. Ya inanması için işte bir çuval bir ilgili de o kadar çok çuvalla ilgili de o kadar çok çelişkili konuştun ki delil, bak çuvalla ilgili. Delil olmadığı için inanmalı. İşte o delil yok işte. Ha bir kişi yanımda olsaydı o zaman inanırla. Oğlun da senin yaptığını söylüyor. Ben onu bilemiyorum artık. Onu bilemiyorum artık. Nasıl ettiler, ne ettiler bilemiyorum.